Çift yarıklar bize ışığın kesin olarak dalgaların oluşturduğu bir girişim deseni oluşturduğunu gösteriyor. Ve eğer buradan içeriye yeşil bir lazer tutarsanız ekranda göreceğiniz şey şöyle bir şey olur. Şu şekilde aydınlık bölgeler yani saçaklar oluşur. Bunlar yanlarındaki karanlık saçaklara karışmış gibi görünür. Bunlar da aynı şekilde yanındaki aydınlık saçaklara karışmış gibi görünür. Bu yüzden bu durumun grafiksel gösterimini çizdiğimiz zaman aşağı yukarı şöyle görünüyor. Bu saçaklar birbirine karışıyormuş gibi duruyor. Bu hem iyi hem de kötü bir şey. Çünkü bu deneyi yaptığınız zaman bir takım açı ölçümleri yapmak isterseniz bu da bazı uzunlukları ölçmeniz gerektiği anlamına gelir. Ekrana olan bu uzaklığı ölçersek bu bize bu üçgenin alt kenarını verir ve aynı zamanda bu iki aydınlık saçak arasındaki mesafeyi de ölçmek isteriz. Ama biraz bulanık gibi görünüyorlar, değil mi? Acaba burası mı merkez yoksa burası mı merkez diye arada kalabiliriz. Bazen ışık da yeterince güçlü olamayabilir ve tam olarak kestiremeyebiliriz. Ve işin bir diğer kötü tarafı bunlar gittikçe yok oluyorlar. Bu da başka bir problem yaratıyor. Bazen 5. ya da 6. saçağı görebilmek bile şanslı olduğunuzu gösterir. O zaman sorum şu. Daha iyi bir yol var mı? Bu saçakları daha tanımlı bir hale getirebilmek için daha parlak yapıp sayılarını arttırabilir miyiz? Kesinlikle. Ve bunu yapabileceğimizi bulmuştuk. Bunun için daha çok yarık açmamız gerekiyor. Şuraya gelirsek eğer eğer bu iki yarık arasındaki mesafe D kadarsa bir D mesafesi kadar daha uzakta başka bir yarık açarız. Ardından bir D mesafesi kadar uzakta yine başka bir yarık açarız. Böyle devam eder. Aralarındaki uzaklık D olduğu sürece bu yarıklardan binlerce daha açarız. Ve o zaman müthiş bir şeyle karşılaşırız. Eğer bütün yarıklar arasında d mesafesi varsa buradaki ekranda bulanık bir desen elde etmek yerine burada sadece bir nokta elde ederiz. Ardından sadece karanlık, sonra yine başka bir nokta, sonra yine karanlık, sonra yine bir nokta. Ve bir önceki desene göre bu düzen çok daha uzağa gider. Peki neden böyle olur? Hadi neden üzerine konuşalım. Neden bu şekilde bir desen elde ediyoruz? İlk yarıktan çıkan ilk dalgayı düşünelim. Bu dalga ekrana gelirken belli bir miktar yol alacak. Diyelim ki dalganın yapıcı olduğu bir noktayı ele alıyoruz ve başlangıçta sadece bu iki yarığın var olduğunu düşünelim. Çift yarık. Diğer şeyleri bir süreliğine unutalım. İki yarıktan çıkan iki dalga buraya geliyor. Diyelim ki burası aydınlık bir saçak olsun. Ve bu saçağa denk gelen delta x bir dalga boyuna eşit olsun. Başka bir deyişle ikinci yarıktan çıkan ikinci dalga birinci yarıktan çıkan dalgaya göre bir dalga boyu kadar daha fazla yol alarak buradaki yapıcı noktaya ulaşıyor. Bunun anlamı ise şu. Eğer buradan aşağıdaki doğruya dik açıyla gelen bir doğru çizdiğimiz zaman ikinci yarıktan çıkan dalganın aldığı fazladan yol buraya denk geliyor ve bu fazlalık da bir dalga boyu ediyor. İkinci dalga bir dalga boyu daha fazla yol aldığından yapıcı girişim oluşuyor. Çünkü eğer dalgamızı çizersek bu noktada tam olarak eşleştiklerini görebiliriz. Dalgamızı şöyle çizeyim. Diyelim ki ilk yarıktan çıkan dalga döngü üzerinde tam olarak bu noktadaydı. Böyle olmak zorunda değil. Ama şimdilik öyle olduğunu kabul edelim. Yani ilk dalga döngüsü üzerinde bu noktadayken ekrandaki noktaya geliyor. İkinci dalga ise bir dalga boyu daha fazla yol aldığı için döngüsü üzerindeki şu noktadayken geliyor. İki dalga da aynı noktaya geliyor. İlk dalga şu noktadayken, ikinci dalga da bu noktadayken ekrana geliyor. Bu iki dalga aynı noktada üst üste geliyor ve yapıcı bir girişim oluşturuyorlar. Çünkü ikisinin de tepe noktaları ve çukurları üst üste geliyor. Peki, üçüncü yarık olduğu zaman ne oluyor? Şimdi işler ilginçleşmeye başladı. Üçüncü yarıktan çıkan dalganın ekrana ulaşması için bu kadarlık bir yol alması gerekiyor. Şimdi bakalım. İkinci yarıktan çıkan dalgaya göre ne kadar daha fazla yol alması gerekiyor? Az önce yaptığımız şeyin aynısını yapacağız. Bu kadarlık bir mesafe daha fazla yol alması gerekiyor. Bunlar aynı açı olduğu için buradaki de bir öncekiyle aynı fark olacak. Bir dalga boyu. Hatırlarsanız eğer bu formülü türetmiştik. D sinüs teta eşittir yol farkıydı. Ve teta hepsinde aynı açı. Dolayısıyla bu ikisini çift yarıkmış gibi düşünebiliriz. Ve bu dalganın ikinci dalgaya göre bir dalga boyu kadar daha fazla yol aldığını söyleyebiliriz. Peki birinci dalgadan ne kadar daha fazla yol alıyor? Bu çizgiyi aşağı doğru uzatırsak eğer ilk dalgaya göre iki dalga boyu daha fazla yol aldığını görebiliriz. Yani üçüncü yarıktan gelen dalga, ilk yarıktan çıkan dalgaya göre iki dalga boyu bir mesafe daha fazla gidiyormuş. İkinci ve üçüncü dalgalar birlikte yapıcı bir girişim oluşturacaklar. Çünkü aralarındaki mesafe bir dalga boyu kadar. Birinci ve üçüncü dalgalarda yapıcı girişim oluştururlar. Çünkü aralarında iki dalga boyu kadar bir mesafe var. Farkın iki dalga boyu olması önemli değil. Bakın, birinci dalga bu noktadayken çarpıyor. İkinci yarıktan çıkan dalga buradayken çarpıyor. Üçüncü yarıktan çıkan dalga iki dalga boyu daha fazla yol alıyor. Üçüncü dalga ekrandaki bu noktaya ulaştığı zaman döngüsü üzerinde bu noktada oluyor ve hepsi döngüleri üzerinde aynı noktadayken üst üste geliyor ve yapıcı girişim oluşturuyorlar. Bunu böyle yapmaya devam edebilirsiniz. Aynı şekilde bu deliğe gelirseniz burası da yapıcı girişim oluşturuyor olacak. Başka bir deyişle dördüncü yarıktan çıkan dalga üçüncü dalgaya göre bir dalga boyu, ikinci dalgaya göre iki dalga boyu, ilk dalgaya göre de üç dalga boyu daha fazla yol alacak. Ama hepsi hala tam olarak üst üste gelecek. Burada çok aydınlık olan bir saçak oluşacak çünkü bu noktada artık daha fazla ışık üst üste gelecek ve yapıcı bir şekilde saçak oluşturacak. Ama şimdi burada dikkatli olalım çünkü garip bir şeyler oluyor. Öğrenci olduğum zamanlarda bu kısımda yapılan açıklamalardan nefret ederdim. Hiçbir anlam ifade etmediğini düşünürdüm. O yüzden burayı dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Garip olan şey şu. Eğer buradaki yapıcı noktadan birazcık uzaklaşırsanız Birazcık yukarısındaki şu noktaya gelirsek bakalım ne oluyor. İlk yarıktan çıkan dalga buraya gelmek için bu kadarlık bir yol alıyor. İkinci yarıktan çıkan dalga da aynı noktaya gitmek için bu kadarlık bir yol alıyor. Yol farkı bir dalga boyu olmayacak. Diyelim ki 1,1 dalga boyu olsun. Yani ikinci yarıktan çıkan dalga artık bir dalga boyu daha fazla yol almıyor. Artık 1,1 dalga boyu daha fazla yol alıyor. Eğer ilk dalga ekrana bu noktadayken çarpıyorsa, ikinci dalga bir dalga boyunda değil de 1,1 dalga boyunda çarpıyor. Eğer diğer dalgaları da buraya çizersem yer kalmayacak. Hepsi döngüde aynı noktaya gösterdiğine göre bir dalga boyu virgül bir, o da neredeyse burada bir yere denk geliyor. Yani ikinci dalga buradayken ekrana çarpıyormuş. İki dalga yine üst üste gelecek ve kısmen yapıcı bir girişim oluşturacaklar. Sadece bunlara bakarak aydınlık bir saçak elde edermişiz gibi duruyor. Ama devam edelim ve neler olacağını görelim. Üçüncü yarıktan çıkan dalga da aynı şekilde buraya gelecek. Ne kadarlık bir yol alacak? İkinci yarıktan çıkan dalgaya göre 1,1 dalga boyu kadar daha fazla bir yol alacak. Ama ilk dalgaya göre 1,1 artı 1,1 kadar daha fazla gidecek. Yani ilk dalgaya göre 2,2 dalga boyu fazladan mesafe kat edecek. Şimdi burayı bir açıklığa kavuşturalım. Aynı işlemi uygulayacağız değil mi? Buradan aşağıya dik açıyla gelen bir çizgi çekeceğiz. İlkine göre biraz daha uzakta olacak. Dolayısıyla çizgiyi biraz daha uzağına çizmemiz gerekecek. İkinci dalga ilkine göre 1 dalga boyu artı 0,1 dalga boyu fazladan yol alacak. Peki buradakinde durum ne olur? Üçüncü yarıktan çıkan dalga, ikinci dalgaya göre bir dalga boyu artı 0 virgül bir dalga boyu daha fazla yol alacak. Ama ilk dalgaya göre 1 virgül bir artı 1 virgül bir dalga boyu daha fazla mesafe kat edecek. Yani yol farkı 2 virgül iki dalga boyu olacak. Üçüncü yarıktan çıkan dalga, ilk yarıktan çıkan dalgaya göre 2,2 dalga boyu kadar fazladan yol almış olacak. Peki bu dalgada nereye denk geliyor? 1,2 dalga boyu gidelim. Sonra 0,2 daha. Evet, burada biraz daha aşağıda olması gerek. Tam aşağıda değil ama çizginin biraz daha aşağısında olacak. O da aşağı yukarı buradaki noktaya denk geliyor. Bunu böyle yapmaya devam edelim ve bakalım ne oluyor. Birkaç tane daha yapalım. Bu dalganın ekrana ulaşması için bu kadarlık bir yol alması gerekiyor. Muhtemelen buradaki düzeni anladınız. Dördüncü yarıktan çıkan dalga, üçüncü dalgaya göre 1,1 dalga boyu fazladan yol alıyor. İkinci dalgaya göre 2,2 dalga boyu daha fazla yol alıyor. İlkine göre 3,3 dalga boyu fazladan yol alıyor. Bu dalganın döngüsü üzerinde bulunduğu noktayı ilkine göre kıyaslarsak eğer o zaman 3,3 dalga boyunda olacağız. Öyleyse 1, 2, 3 ve 0,3 aşağıda bir yerde olması gerek. 0,4 olacak olan burada, 0,5 olan burada, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,10 ve bir tam dalga boyuna geri dönmüş olacağız. Mesafe farkı yine bir dalga boyu olacak. Peki bunun anlamı ne? Eğer bütün dalgalar diğer noktanın birazcık yukarısında olan noktada bu şekilde üst üste geliyorsa burada nasıl bir şey görürüz? Bakın bu noktaları eşleştirebiliyoruz. Bu nokta ve bu nokta birlikte yıkıcı girişim oluşturuyorlar. Biri maksimumda, diğeri minimumda. Biri tepede, diğeri çukurda. Dolayısıyla sıfır elde ediyoruz. Bu noktaları eşleştirmeye bu şekilde devam edebiliriz. Bu noktayla bu noktada birbirlerini yok eden iki nokta ve birlikte yıkıcı girişim oluşturuyorlar. Buradaki ile buradaki de aynı şekilde yıkıcı girişimde bulunuyorlar. Sürekli bu şekilde birbirlerini tamamen yok eden iki nokta bulabiliriz. Dolayısıyla bu noktada hiçbir yoğunluk elde edemeyeceğiz. Hemen altındaki büyülü tam sayı dalga boyu noktasının birazcık yukarısında olsak bile. Yani bulanık bir görüntü elde etmektense şu şekilde bir bulanık desen elde etmek yerine aydınlık saçakta bir nokta elde edeceğiz. Şurada da bir nokta olacak ve bu noktaların arasında karanlık olacak. Bu güzel bir şey çünkü bu sayede daha kolay ölçüm yapabiliriz. Bunun oluşmasındaki asıl sebepse birçok yarık açmış olmamız. Yüzlerce belki binlerce yarık olması. Eğer buradan birazcık bile olsa kayarsanız her zaman tam olarak bir eşleşme olmayacağı için çizgiden aşağı indikçe yarıklardan biri bir diğeriyle yıkıcı bir girişim oluşturacak. Yani ikinci dalga başka bir dalgaya yıkıcı girişim yapar üçüncü dalga başka dalga ile yapar. Aynı şekilde dördüncü dalgada başka bir dalga ile yapar. Hepsi birbiriyle yok olacak şekilde eşleşir ve aralarında yıkıcı noktalar oluşur. Bu yüzden buralar karanlık oluyor. Bu açıklamayı ilk duyduğum zaman hiç sevmemiştim ve anlamak için çok uğraşmıştım. Eğer tam olarak anlamadıysanız geri dönün. Kendiniz deneyin, çizim yapın. Açıklamak için elimden geleni yaptım ama zor olduğunu biliyorum. Yine de genel olarak fikir bu şekilde. Aslında burada anlattığım olay müthiş bir şey. Şu birden fazla yarık bize aralarında yeterince mesafe olan ve düzgün bir şekilde dizilen noktalar veriyor. Bu sayede her şeyi açık bir şekilde görebiliyoruz ve eğer aralarındaki bu mesafeyi ölçmek istersek tahmin etmek zorunda kalmıyoruz. Bir nokta burada, diğer nokta da burada. Ortada herhangi bir bulanıklık yok, aydınlık var. Bunun en iyi taraflarından biri bu. Bir diğer iyi tarafsa daha çok deliğimiz olduğu için aydınlık daha ileri gidiyor. Bu aydınlık saçaklar uzağa gitmeye devam ediyor. Aydınlığın bulanık olan hale göre daha uzağa gittiğini görebiliyoruz. Çünkü aynı anda birden fazla yarık etkileşiyor. Ve daha yoğun noktalar elde ediyoruz. Daha parlak oluyorlar. Noktalar daha belirgin, parlak ve yoğun oluyorlar. Dolayısıyla bu duruma özel bir isim veriyoruz çünkü çok işimize yarıyor. Çift yarığa kıyasla çoklu yarık olması işimize daha çok yarıyor. Buna kırınım ağı diyoruz. İşte buradaki bir kırınım ağı ve birçok açıdan çift yarıktan daha çok işimize yarıyor. Çünkü bize daha belirgin noktalar veriyor ve onları daha rahat görmemizi sağlıyor. Peki bir kırınım ağında ortalama kaç yarık olur? Genellikle bunlar çizgi bölü santimetre cinsinden ölçülüyor. Başka bir deyişle elinize bir kırnıma var ve kaç tane yarık olduğunu bilmek istiyorsunuz. Çizgiler veya yarıklar ikisi de aynı anlama geliyor. Santimetre başına kaç yarık düşüyor? Çizgiler bu kapalı alanları gösteriyor olabilir. Yarıklarda kapalı olmayan alanlar için kullanılıyor olabilir ama yine de çizgi sayısıyla yarık sayısı aynı oluyor. Peki bir santimetrede kaç tane yarık olur? Bir kırnım genellikle bir santimetreye binlerce çizgi düşüyor. Birbirleri arasındaki boşluk işte bu kadar küçük. O zaman buradaki işlemler karmaşık olmaz mı diye düşünüyor olabilirsiniz. Sonuçta burada bir sürü yarık var değil mi? Ama herhangi bir karmaşıklığa yol açmıyor. Bu kısım açık ara en güzel kısım. Buradaki bağıntı hala geçerliliğini koruyor. O kadar yaptığımız işleme rağmen hala doğru bir bağıntı ve dalgalar bu iyi noktalarda, bu büyülü noktalarda aralarında bir dalga boyu mesafe olacak şekilde aralandıkları için tam olarak dizilmiş oluyorlar. Ve ne kadar aşağı inerseniz inin bütün dalgalar tam olarak yapıcı girişim oluşturuyorlar. Ve şöyle bir denklem de ediyoruz. Bir önceki denklemle aynı denklem. D sinüs teta eşittir m lambda bu denklem sayesinde ekran üzerinde oluşan kırınım ağı girişim desenindeki yapıcı noktaları bulabiliyoruz.